Herkese bir başka çekten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle bir sürüşteyiz. Bugünkü sürüşümüz gece olacak. Gece sürüşlerini istemiştiniz. Biz de ona göre, pardon şu eldivenimi açalım. Biz de ona göre bir sürüş yapacağız. Sürüş yaparken zaten farlarımız yanacak. Benim de şöyle bir tane çakar modülüm var önde. Onu da açıyoruz ki daha çok görünebilelim. Şimdi sürüşümüze başlayalım yavaştan. Şimdi gece sürerken ilk başta dikkat etmemiz gerekenler, hani bunlar bencesi, kesinlikle ama kesinlikle görünürlüğe dikkat etmeliyiz. Yani bu işte atıyorum çakar modülü olsun, normal zaten skuterin ışığını kesinlikle açmanız lazım. Hani önünüzü görmekten ziyade yani şeyi görmeniz daha önemli. Hani karşı tarafın, araçların, yayaların sizi görmesi daha önemli. Şimdi bunda da yapacağımız en önemli şey dediğim gibi yani ışıklarımızı açmak, varsa bir çakar şeyi almak. Hani çakar modülü. Şimdi burada 3 farklı modülü var. Bir yanıp sönüyor, bir hızlı yanıyor. Bir de sabit bir şekilde yanması var. O önden zaten bir sıkıntı olmuyor. Yani bir dikkat çekiciliği var. Ha, arkadan da olsa iyi mi olur? Olur da aslında. Arkada bir şeyimiz yok. Çünkü bu normal standart bir skuter olduğu için sadece normal. Arka stoplarımız ve sinyalimizi verelim. Şöyle bir dönüşümüzü alalım. Sonra konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Böyle kapattık. Burası güzel. Yani araçlar gelmiyor. Şimdi devam edelim. Çünkü görünürlükten bahsetmemin sebebi bu zaten sessiz bir cihaz olduğu için hani ya şöyle diyeyim, motorları göremiyorlar. Motorlar gözükmüyor ki skuter'ı hiç görmezler. Yani hiç gözükmüyoruz. Çünkü bir sessiz, iki ince. Yani ya şöyle diyeyim, uzaktan biri görse, ışıklarımız kapalı, arkadan biri görse şunu der yani. Hani en fazla şöyle sanabilir. Hani yürüyen bir adam. Çünkü ayakta gittiğimiz için ayrıyetten de ses de yok. Uzaktan karanlıkta biri görse der ki herhalde bir tane bir vatandaş sürüyor, bir şahıs sürüyor der. O yüzden görünürlüğe dikkat etmemiz lazım. Ha, reflektörlü yelekler giysek iyi mi? Yani kesinlikle giysek çok iyi olur. Ha, giyiyor muyum? Yani ben kendi özelleştirmiyorum. Giymiyorum. Hani bu güvenlikte de aslında öyle. Şimdi ben kask takıyor muyum? Takmıyorum. Taksam iyi mi olur? Kesinlikle çok iyi olur. Ya işte bunun sebebi biraz, nasıl diyeyim, hani tabiri caizse eğer, ya işte fiyakamız bozulmasın diye bir tık yapmıyorum ben kendim. Ya çünkü baktığın zaman bu cihaz 25 km hıza çıkabiliyor. Ya 25 km hıza çıkacağım da böyle kask mask takacağım şehirlerine giresim gelmiyor. Hani bu benim düşüncem. Ha, takılmalı mı? Baktığınız zaman genel çerçeveden bakarsan kesinlikle takılmalı. Neyse, konumuzu değiştirmeyelim. Biz gece sürüşüne devam edelim. Gece sürüşünde gündüz sürerken bence 2-3 kat daha fazla dikkatli olmalıyız. Bunun sebebi dediğim gibi bir, görünmüyoruz. İki, görünmediğimiz gibi de bizim daha çok dikkat etmemiz lazım. Hani ekstradan dikkat etmemiz lazım. Ki biz dikkat edersek inanın mesela şöyle olayları yaşamayız. Mesela bir yere dalıp gitseydim öndeki arabaya bir %99.9 çarpmış olacaktım. Ha, arabaya ne olacaktı? Arabaya en fazla bir tamponu yalandan da olsa içine göçerdi. Başka bir şey olmazdı. Ha, bize ne olurdu? Biz de en iyi ihtimalle düşerdik. Küçük hafif sıyrıklarla atlatabilirdik. Bunlar en iyi ihtimalleri. Mesela hani ben burada gösteriyorum şu anda, hani Eryaman'da ortam biraz daha iyi skuturcular, bisikletçiler için. Mesela bak şu anda gibi, bak kimse beni görmedi buradan. Bak mesela biri önüme atlıyor, biri oradan çıkıyor. Çünkü abi gözükmüyoruz, duyulmuyoruz. Yani bu öyle bir alet kullanıyoruz. Şimdi böyle bir alet kullandığımız için de ekstra, ama ekstra bizim dikkat etmemiz lazım. Bak mesela şuraya girmem ben. Ha, girmek akıl işi değil. Şimdi çok yavaş gidiyordu belliydi ama geçsem geçer miydim? Geçerdim ama gerek yok yani. Kendimizi riske atmayalım boş yere. Mesela şöyle site çıkışlarına falan çok dikkat ediyorum özellikle. Kapıları kapalı mı? Bariyerler kapalı. Bir şey gelmez. İşte Eryaman'da neyse devam edelim. Şimdi Eryaman'da ve Batıkent'te bildiğim kadarıyla bisiklet yolları var. Bu konuda bu bölgelerde oturanlar şanslı Ankara'da. İşte şanssız olanlar için de şunu diyorum. Caddelerde, sokaklarda sürenler için. Abi olabildiğince güvende sürmeniz lazım. Özellikle geceleri.
Çünkü yapılacak en ufak bir hata kesinlikle ama kesinlikle size mal olacaktır. Araç sürücüsüne mal olmaz ki zaten yayaya çarparsanız emin olun o hata hani şey o yaptığınız hata o yaptığınız dikkatsizlik sizden daha çok yayaya mal olacaktır. Çünkü siz bir yayaya çarptığınız zaman bir şekilde kendinizi çarptığınızı hissedip hani kasacaksınız bir şekilde vücut bir kendini korumaya alacak ama yayada öyle bir durum olmayacak çünkü yaya kendinden habersiz lay lay lom yürüyor. Hani bu yaya biz de olabilir şimdi. Lay lay lom dedim. Şey yapmayalım. Sen duracak mısın? Ben geçeyim mi? Evet geçeyim ben. Teşekkür ederim. Beni gördü ama biz gene önlemimizi aldık. Ne yaptık? Bastık. Ya şuna basmadık. Çünkü bu ya bu biraz çocuk işi gibi. Yüksek bir sesi yok. Şu daha çok güven veriyor. Mesela ben bunu kullanıyorum genelde. Yani dediğim gibi yayalara daha çok dikkat edeceğiz. Ki bence araçlar hani yayalar mı, araçlar mı daha sıkıntı ederseniz ben yayaları her zaman en başa koyabilirim yani. Mesela şu arabada kırmızı yanıyor oraya gördük ama gene bir uyaralım. Evet. Abi biz dikkat edeceğiz. Çünkü yani biz bir kaza yapsak yani en iyi ihtimalle asfaltta yuvarlanacağız. Ufak tefek yaralarız ama araçlara hiçbir şey olmayacak. Yani araçlar en fazla küçük çaplı bir maddi hasar alabilirler. Onlar da düzeltilebilecek şeyler. Ama yani sen bir kaza yaptığın zaman, burnun kanadığı zaman ya inan benim için hiçbir anlamı yok yani geri kalanının. Ha mesela ayna olayı da var. Mesela Hasan abimizin RKS'sini kullanmıştım. Şu solda bir küçük aynası vardı. Abi çok güzel bir ayrıntı. Cidden ayna olması gereken bir şeymiş. Anladım onu. Burada kırmızı yani. Burada duralım artık. Biz buraya daha çok kontrol geçmemiz lazım. Burayı ondan sonra biz değerlendirelim. Evet. Oraya yandı. Buraya bekleyeceğiz. Aynı olayı da güzel. Hani olsa iyi olur kesinlikle. Ama işte bunu nereye takacağız? Buraya taksak sinyal var. Buraya da delmek istemiyorum. Çünkü büyük ihtimalle şu kablolar buradan geçiyor bunun içinden. Yani küçük çaplı bir o boşluğa sıkıştırabilirsek anca öyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Hani o ayna da hoşuma gitti. Ha şimdi biz neye alıştık? Genelde kafamızı arkaya çeviriyorum. Öyle gidiyorum. Ben öyle kullanmaya alıştım. Hani o şekilde bana güzel geliyor. Ha bir bakıma amelelik. Ya özellikle geceleri zor. Şimdi arabaları biraz daha arkadan duyabiliyoruz. Şimdi lastik sesini, motor sesini duyabildiğimiz için biraz daha güzel. Ama şart mı şart. Hemen şuradan kendimizi güvenli yere atalım bir tık da. Hani Lenovo olsaydı şu sağdaki kaldırımdan giderdim. Bununla artık gitmiyorum. Çünkü ağzımız yandı bir kere. Bunu her videoda söylediğimi farkındayım. Söylemeye de devam edeceğim. Yani çünkü yani canımız yandı. Aynı şekilde ikinci kez aynı hataları yapmak istemiyorum. Siz de benim mağdur görürsünüz bu durumda diye düşünüyorum. Siz sevgili izleyenlerimiz. Ve kanalımız her geçen gün biraz daha büyüyor. Teşekkür ederiz. Abi şuna basarken de sinyale çarpıyalım ya. O hoş olmuyor. Ama mesela bak bunun sinyalleri güzel mesela görünürlük açısından. O inanın. Mesela bak motorcu geldi. Abi geldi beni sıkıştırdı mesela. Ha en basit örneği bu. Tamam biz bir kontrolle geçelim. Tamam. Mesela geldi abi beni sıkıştırdı. Ben onun sesini duydum. Farını gördüm. Kendim dikkat ettim. Düz gidecektim. Kendimi sağa çektim, frene bastım. Mesela gece dikkat etmeniz lazım. Kesinlikle ama kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Yani şimdi o motor bana bir vursa ben kaç metre yuvarlanırım bilmiyorum yani. Hani scooter'ın canını geçtik, kendi canımız. Ufak tefek şeyler şey oluyor ama abi zahmetli işler bunlar baktığınız zaman. Bir daha bakalım. Mesela arkama bakıyorum. Şu logar kapağı mı derler? Drenaj kapağı mı diyorlar şu suların aktığı şey. Onları mesela geçerken daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Ki geceleri ayrıyetten de yollar biraz gözükmüyor. Şu anda kamera açısı daha koyu gösterdiğine eminim. Çünkü 60 FPS çekiyoruz maalesef. Ya maalesef demeyeyim de geceleri biraz sıkıntı oluyor. Ekstra bir ışığımız da yok. Şuradan sinyalimizi verelim. Bunlara kırmızı yanıyor. Şuradan hızlı oraya sarı. Aha geçtik. Çok güzel oldu. Mesela buraya kırmızı yanıyor. Burada bekleyeceğiz. Mecburen. Hani bunun biraz şey gibi oldu da. Ne derler?
Hani sanki araçlara lütuf ediyormuşum gibi oldu da bekleyeceğiz. Ya işte genel anlamda da scooter gayet güzel. Hani şuradan keşke Lenovo'da mesela şu tuşa bastığımız zaman kaç kilometre yaptığımız belli oluyordu. Bunda maalesef olmuyor. Onu bir şey yapmamız lazım. Yani onu bir çözsek iyiydi. Uygulamadan bakıyoruz. En son çıktığımda kaç? 155 kilometrede mi neydi? 155 kilometredeydi. Nereden baksanız bir 10 kilometre falan yaptık. Mesela şurada bir hata yaptım. Araba yeşil ışık bana yanıyor diye ikinci soldan hızlı şekilde geldi. Biz de onu gördük de geçtik yanına biraz. Yani hoş olmayan bir görüntü oldu benim için. Yani aslında kurtardık mı kurtardık ama aramızda nereden baksana bir 20 metreden fazla vardı. Yani şu önümdeki arabadan kadar mesafe vardı. Umarım gözüküyordur da. Yani o kadar bir mesafemiz vardı ama gerek var mıydı? Yoktu işte. Gecelerin böyle sıkıntıları var. Gerçi bu gündüzler olurdu. Ama abi diyorum yani geceleri sürmek güzel. Ama şu an tabii biraz kış şartları olduğu için biraz soğuk. Ki eldiven kesinlikle alın. Gündüz de olsa özellikle geceleri yani ben eldivenimi aldım. Şu ışıkta daha iyi belli olur. Eldivenimi aldım gayet de güzel. Üşümüyorum da etmiyorum da. Yani bu bizi bir iki ay daha götürür bu. En azından akşamları çıktığımızda. Bunlara dikkat etmemiz lazım ki bir de köpeklere çok dikkat etmemiz lazım. Mesela köpekli yol az çok sürdüğünüz muhiti, mahalleyi, sokakları, geçtiğiniz güzergahı az çok biliyorsunuzdur. Bunlar da köpeklere çok dikkat etmeniz lazım. Köpeklere eğer ki dikkat ederseniz sizin için sağlam olur. Şimdi 25 kilometrelik hıza çıkan bir scooter kullanıyorsanız benim gibi maalesef sıkıntı. Mesela köpekler herhalde bir 35-40 kilometre hızla koşabiliyorlar. Ben 25 ile gidiyorum. Çok önce başlamam lazım ki ondan anca öyle kaçabileyim. Ne yapın abi? Köpekleri görüyorsanız ya o yola girmeyin. Yani bir numaralı kural bence. Abi sen beni göre göre geldin ya bak oradan mesela. Şu hoş değildi mesela. Onun oradan geleceğini tamir ettik. Göz göre göre hala geldi üstümüze. Neyse yapacak bir şey yok. Ağzımızı bozmayalım. Bozacak durum da yok zaten yani. Tanımıyoruz etmiyoruz durduk yere onun için de. Kendi ahlakımızın ödün vermeyelim durduk yere. Neyse devam edelim. Köpek olayı. Yani bir numaralı kural bence güzergahınızı değiştirin. Nasıl bir güzergahta kullanıyorsanız ki böyle araçlara da uyarın. Bu not olsun. Küçük bir bilgi. Şeyleri güzergahınızı değiştirin. Eğer değiştiremiyorsanız veya güzergahınızda yok diyebiliyorsanız köpek gördünüz. Abi ya yürüme hızında gidin. Böyle 7-8 km hızlarla en baba. Ya da abi scooter'dan inin. Elinizle yürüye yürüye gidin. Yani scooter'unuz kuvvetliyse de kaçın zaten. Hiç durmanın anlamı yok yani. 35-40 km, 45 km hızla çıkıyorsanız hiç durmanıza gerek yok abi. Baba yapıştırın gidin. Hiç gerek yok. Güzel güzel gidersiniz. Hiç de bir şey olmaz. Kaçabilirsiniz. Yani köpekler sıkıntı. Hani en azından şu Eryaman'da olduğum sürece köpeklerle hiçbir münakaşa yaşamadım. Keçiören'deyken bir iki talihsiz olayım var. Burada daha yaşamadım. Hani burada da çok köpek var. Ama burada daha bir sıkıntı yaşamadım. Burada bir olumsuzluk görmedim. Ama göreceğim, görmeyeceğimiz anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Kesinlikle ama kesinlikle hayır. İlla ki bir sıkıntı yaşayabiliriz. Yani dediğim gibi. Yani bunlara dikkat edin. Yani kesinlikle ama yani şunu diyeyim. Çok kesinlikle kelimesi kullandık kusura bakmayın. Yani şeye dikkat edelim arkadaşlar. Onlar bizi görmez ama bizim onları her türlü görmemiz lazım. Biz onları her türlü göreceğiz ki biz rahat edeceğiz. Neyse içeriğimizi şurada kapatalım ışığın altında. Şöyle sakin kaldırımın kenarında güzel güzel. Eldivenimi de çıkarttım. Kanala abone olursanız sevinirim. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.